Merhaba güzel dostlarım, sevgili dostlarım, değerli dostlarım. Bugün zenginlik bilincini biraz daha derinlemesine gireceğiz. Öyle bir hal olacak ki arkadaşlar, biz çok arzu etmeden, biz çok istemeden kendiliğinden kolayca geldiği bir zenginlik. Ve yapacağınız şey sadece şu: İsterseniz arada bir bu videoyu tekrar izleyin, kendiliğinden zenginlik geliyor olsun. İsterseniz bu videoda notlar çıkartın ve o çıkarttığınız notlara arada bir bakın, kendiliğinden zenginlik geliyor olsun. Ne dersiniz? Harika olur değil mi? Kendiliğinden gelse güzel olmaz mı? Zenginlik bilinci için, daha doğrusu hayatta istediğimiz her şeyi biliyorsunuz ki, bilinçle istediğimiz şeyleri elde etmemiz çok kolay olmuyor. Bilinçaltı yoluyla gelmesi lazım. Yani geçen bir dostumla konuşuyordum. O da YouTuber bir arkadaş. Dedim ki birileri zengin olmak istiyor. Zengin olmanın peşinden koşuyor. Ama birileri, Berat gibi bir zenginin oğlu, doğduğundan beri hep zenginlik bilinçaltında var. Dolayısıyla o yarınlarda zenginlik planı yapmasa da zenginlik geliyor. Çünkü o fakirlikli bir duygu yok ki adamda. O duygu hiç yok. O doğduğundan beri hep zenginlik var zaten. Dolayısıyla onun bir zengin olmak için plan yapmasına gerek yok. Dolayısıyla zengin olmak için plan yaptığımız zaman o bizden uzaklaşabilir arkadaşlar. Geçen haftaki videoda şunu demiştik, hatırlıyorsunuz. İçimizde iki şey vardı. Birisi bilgelik, diğeri zenginlik, bereketlilik. Zenginlik için neler gerekiyor? Ben bunları anlatacağım sizlere. Yalnız bunlar üzerine çalışın demiyorum. Bunları birkaç defa okuyun. Arada bir, iki güne bir, üç güne bir okuyun ya da tekrar dinleyin ki bilinçaltına yerleşsin ve kendiliğinden geliyor olsun. Bunun birinci kuralı şu arkadaşlar. Zenginlik dediğimiz şey ne? Zenginlik dediğimiz şey hayatta istediğimiz şeylerin kendiliğinden kolayca, rahatça geliyor olması. Sadece paraya odaklanmayın lütfen. Para zaten gelsin. O bol bol gelsin. Her yerde para olsun. O kadar çok olsun ki bol bol harcayalım, bol bol dağıtalım, bol bol iyilik yapalım. O zaten var. Ama sağlık da olsun, sevgi de olsun, yardımseverlik de olsun. Ya da ne istiyorsun hayatta? Sinemaya gitmek istiyorsun. Kaygılanmadan rahatça gidiyor durumda ol. Zenginlik dediğimiz şey istediğimiz şeylerin kolayca gelmesi. Aşık olduğun da kolayca gelsin. Sevgi de sana kolayca gelsin. Her şey kolayca geliyorsa bu zenginlik. Ama senin bankada paran var, ya kaybedersen falan diye korku duyuyorsan, kaygılanıyorsan, bu zenginlik değil dostlarım. Zenginlik hayatta rahat ediyor olmak. Şimdi birinci kural şu: mutluluk. Biz neden para kazanmak istiyoruz? Biz neden sevdiğimize kavuşmak istiyoruz? Biz neden kariyer sahibi olmak? Bunların hepsinin sonunda şuraya varıyoruz: mutlu olmak için. Onun için birinci kuralımız arkadaşlar, diyoruz ki mutlu muyum ya da beni ne mutlu eder? Mutluluğa kendimizi kurguladığımız zaman o mutluluk, o bizi mutlu edecek şeyleri de arkasından getirecek. Ben mutluyum, mutlu olmam lazım, ne yaparsam mutlu olurum. Ve diğer kuralımız da şu arkadaşlar, alma verme dengesi, etki tepki yasası var ya. Hani bundan önceki videolarda çok anlattım, çok seminerlerde bahsettim. Ne kadar verirsen o kadar alırsın. Ben mutluyum, karşıma çıkan herkesi nasıl mutlu ederim? Zihnimizden geçecek şey bu olması lazım. İnsanlar benden dolayı beni gördüğü için mutlu olması lazım. Benim yanımda rahat etmeleri lazım. İnsanları ne kadar mutlu edebilirim, mutlu olmaya ne kadar fayda sağlayabilirim dersek, etki tepki yasasına göre çevremizdeki herkes de der ki ben onu nasıl mutlu edebilirim? Zenginliği zaten mutluluk için istiyoruz ya. Diğer taraf şu arkadaşlar, ben hepinize minnettarım. Gerçekten minnettarım. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizlerden gelen o yorumlar ya da izlemeleriniz, anlatacak cümle bulamıyorum. Gerçekten şu an beni izleyen bir kişi var ya, şu an seni herkese diyor değil mi? Sana diyorum, sana minnettarım, iyi ki varsın. Ben bunu dediğimde arkadaşlar ne hissediyorsun? Sen de şunu diyorsun değil mi? Hocam ne demek biz sana teşekkür ederiz, biz sana minnettarız diyorsun değil mi? İşte arkadaşlar, sen birilerini mutlu etmeye çalıştığın zaman başkaları da seni mutlu etmeye çalışacak. Onun için alma verme dengesine göre bir lütfen onlara minnettarlığını ver ki onlara da sana minnettar olsun. Sizce bu videoların altına yapılan yorumlar ya da bana özelden atılan mesajlarda en çok hangi kelime kullanılıyor? Hocam biz sana minnettarız. Neden biliyor musun? Çünkü ben size gerçekten minnettarım. Gerçekten minnettar olduğum için insanlar da bana öyle dönüşler yapıyor. Onun için gerçekten birilerini mutlu etmek istediğimiz zaman arkadaşlar, onlar da bizi mutlu etmeye çalışacak. Çünkü hayatta biliyorsun etki tepki yasası var. Ne kadar etki dersen o kadar tepki gelecek. Ve almaya açık olmak diğer bir kuralımız mı diyeyim arkadaşlar. Size ne veriliyorsa alın. Burada almaktan kastettiğim şey, para veriliyorsa alın değil. İltifat da alın. Sevgiyi de alın. Hoşgörüyü de alın. Birileri sizi büyüttüğü zaman, yücelttiği zaman estağfurullah deyip kenara çekilmeyin. O iltifatları da alın. Çünkü onları aldığın zaman bu defa vermen de başlayacak. Verdiğin zaman alma da başlayacak. Her şey dengeli gidiyor ya güzel dostlarım. Diğer kuralımız en iyiye odaklanmak. Daha yok mu demek. Mesela bir kısım insan
insanları bilirsiniz. Önce zengindir, ultra zengindir. Zenginken zihninden şu geçer. Ya kaybedersem ne olacak? Kaybedersem ne olacak? Kaybedersem ne olacak? Ve bir gün kaybeder. Kaybedince şunu demeye başlar. Nasıl kazanacağım? Nasıl kazanacağım? Nasıl kazanacağım? Bakın varken kaybetme dikkati enerjisi gönderdi. Yokken nasıl kazanacağım demeye başladı. Varken aman bu elimde dursun kaybetmeyeyim dersen kaybedersin. Varken diyoruz ki daha iyi nasıl olur? En iyi nasıl olur? En iyiye odaklan, onu boşluğa bırak. Evren senin için yapması gerekeni yapacak. Sen en iyiye odaklan, en iyi nasıl olabilir, en çok nasıl kazanabilirsin? O en iyiyi en üste koy, ruhun senin için çalışma yapsın bırak. Sen en iyiyi koy, tohumu at, ondan sonra kenara çekil, bak ruhun sana onları nasıl getiriyor? Nerede getirecek onları? Boşluktayken. Şimdi arkadaşlar biz bir şey niyetlendik ya. Tabii niyetin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz değil mi? Niyetlendik ve boşluğa bıraktık. Burayı çok iyi anlatmak istiyorum. Dikkatin neredeyse sen olsun. Dikkatin neredeyse dikkatin seni oraya taşır. Dikkatin niyetinde ya. Niyetlendiğin bir şeye dikkatin orada. O dikkat seni oraya taşıyacak. Cümleyi bir daha söyleyeyim. Dikkatin neredeyse enerjin oradadır. Onun için niyetlendin. Niyetini bırak ondan sonra. Niye bırakıyorsun? Boşluğa bırakıyorsun. Neden boşluğa bırakıyorsun? Çünkü her şey boşlukta var olabilir. Şimdi olduğun odada düşün. Boşluk olmasa nerede olacaksın? Ve sen şimdi zenginlik için niyetlendin. Devamı zenginlik, zenginlik, zenginlik diye düşünürsen boşluk oluşmaz. Boşluk oluşmazsa zenginlik var olan. Dolayısıyla arkadaşlar niyetlenmek ne kadar önemliyse niyetlendiğin o zenginliği kenara bırakmak da o kadar önemli. En iyiye niyetlen, odaklan, boşluğa bırak. Evren sana vermesi gerekeni verecek. Onlar ayrıntılarla ilgilenir. Sen iyiye odaklanacaksın. Evren senin için ayrıntılarla ilgilenir. Odaklandık ve bir kenara bıraktık. Diğer tarafı ne arkadaşlar? Minnettarlık. Lütfen şu ana kadar verilmiş olan her şeye minnettar ol. Lütfen karşına çıkan herkese minnettar ol. İyi insan, kötü insan fark etmez. Kötü insan da bir şey öğretiyor, iyi insan da bir şey öğretiyor. Firavun olmasaydı Musa Aleyhisselam Musa olamaz. İhtiyacı vardı Musa Aleyhisselam Musa olmak için Firavun'a. Yani kötüye ihtiyacımız var bazen iyi olmak için. Dolayısıyla karşına çıkan kötüye ve iyiye minnettar ol ki daha fazla gelsin. Diyorum ki güzel dostlarım, para biriktirenler Allah'a inanmayanlardır. Ya bir insan Allah'a inancı tamsa neden para biriktirsin ki? Çünkü zannediyor ki para biriktirmezsen bir gün gelmezse falan diyor. Bugüne kadar nereden geliyorsa oradan gelmeye devam et. Onun için diğer kuralımız ne arkadaşlar? Kaygılanma. Yani gelmezse diye kaygılanma. Kaygılandığın zaman işte o zaman fakir olmuş oluyorsun. O zaman zengin olmuş olmuyorsun. Bugüne kadar nereden geliyorsa güzel dostlarım bundan sonra da oradan gelecek. Bugüne kadar senin ihtiyaçlarını karşılayan yaratıcı bundan sonra da ihtiyaçlarını karşılayacak. Kaygılanmazsa ne olursun bu defa? Yardımsever olursun. Yardımsever olduğun zaman zenginlik sana gelir. Mesela hep akması lazım güzel dostlarım. Gelen para geri gitmesi lazım. Para gelecek ve gidecek. Gelecek ve gidecek. Hep akması lazım. Akmazsa bozulur. Kan damarlarımızda geziyor değil mi? Devamlı geziyor. Kanın akmadığını düşünsene. Pıhtılaşacak ve bu defa kendi kendine zarar vermeye başlar. Sen bir yere parayı koymuşsan ya da neyse bir değer bir yere koymuşsan ve kullanmıyorsa, akmıyorsa o olduğu yerde sana zarar vermeye başlar. Hani biliyorsunuz su örneğini. Kuyudan suyu çekiyoruz, kullanıyoruz, alttan bir daha su geliyor. Bir daha suyu kullanıyoruz, bir daha su geliyor. Ne olur ne olmaz diye suyu kullanmazsak, kuyuda kalırsa su hem kirleniyor hem de gözü kuruyor. Su gelmez oluyor, tamamen kuruyor. Dolayısıyla dağıtmamız lazım. Bolca, rahatça dağıtmamız lazım. Çünkü etki tepki yasasına göre, alma verme dengesine göre, arz talebe göre güzel dostlarım sen verdik alacak, verdik alacaksın. Ve sistem belli. Bir tohum atarsın, tohum karşında 1000 tohum verir. Senin her verdiğin tohum 1000 lira vereceksin, 1 trilyon alacaksın. Dolayısıyla dağıtabilmemiz lazım. Yardımsever olabilmemiz çok şart. Tabi burada nasıl diyeyim? Sen de var olanı verir. Yok olanı veremez. Var olanı verdikçe o var olan daha fazla olacak. Hani bardak kırıldığında diyoruz ya. Bereket geldi, bereket geldi nazar. Çünkü evet bir şey çıkacak, başka bir şey gelecek. Senin evde bardak kırıldı. O bardağı aldın, süpürdün, çöpe attın. Ne oldu? Bir enerji gitti. Yerine yeni bir enerji gelecek. Dolayısıyla dostlarım mutlaka ve mutlaka veriyoruz. Ve kaygısızca veriyoruz. Nasıl olsa bugüne kadar nereden gelmişse bundan sonra oradan gelecek diyerek veriyoruz. Ve güzel dostlarım belirlemenizi istiyorum. Neyi? Yaşam amacını. Yaşam amacını belirle. Bunu belirlemek zor gibi. Hep duydum bir türlü belirleyemiyordum. Sonra anladım ki bunu belirlemek için çok uzatmaya gerek yok. Mesela şöyle diyebilirsin. Yaşam amacın ne? Şifa dağıtmak. İnsanlara iyi gelmek, mutluluk vermek, motive etmek. Bir yaşam amacı belirlediğin zaman bu defa hayat sana o yaşam amacına göre hizmet etmeye başlıyor. Hani tesadüfler mucizesinde anlatmıştık ya. Bütün evren senin emrine girmeye başlıyor. Sen tek bir dalgasın. Bütün dalgalar sana hizmet etmeye başlıyor. Neyden sonra? Yaşam amacını belirledikten sonra. Zengin olmanın diğer kurallarından birisi ne arkadaşlar? Yaşam amacımızı belirliyoruz. Ve diğer kuralımız arkadaşlar kendini aş. Biz de hep şey diyoruz. Düşünürsen başarırsın. Düşündüğün senin olur. Ya öyle değil. Kendini aş. Düşündüğün değil. Hissettiğin senin olur.
Düşünme, hisset. Ve bunun için neye ihtiyacınız var güzel dostlarım? Sevgiye ihtiyacınız var, sevmeye ihtiyacınız var. Karşına çıkan her şeyi seviyorsun. Eşini, dostunu, arkadaşını, bir yerdeki garsonu, evindeki ortamını, kendini, ruhunu, her şeyi sev. Çünkü ne kadar çok seversen kalpten o kadar çok enerji gider. Biliyorsun beynin frekansına çıkan enerjiden 60 kat daha fazla kalpten çıkan enerji ve dolayısıyla bir şeyi hissettiğinde bu kalpten çıkıyor olur. Her şeyi sevmemiz lazım. Her şeyi sevin güzel dostlarım. Her şeyi sevin. Mesela ben seni çok seviyorum. Ben seni çok sevdiğim gibi sen de seni sev. Her şeyi sevmeye başla. Bazıları der ki mesela anne çocuğa sadece beni sev. Ben senin annenim beni sev. Ya sen o çocuğa sadece kendini sevdiysen çocuğun sevme kabiliyetini kapatıyorsun. Sevme kabiliyeti kapatıldığı zaman hemen hemen her kabiliyetimiz kapanır. Sevmeliyiz arkadaşlar ve kendimizi aşmalıyız o konuda. Ve dağıtmaya çok açık olman lazım. Dağıt dağıtabildiğin kadar kendini aş. O zaman ne kadar dağıtırsan o kadar çok fazla gelecek ya. Ne kadar verirsen o kadar çok alacaksın ya. Korktuğun başımıza geldi diyoruz ya arkadaşlar. Neden korktuğumuz şey çok çabuk başımıza geliyor? Çünkü korktuğumuz zaman onu kalbimizde hissediyoruz. Düşündüğümüz şeyler beynimizde ya. Korktuğumuz zaman kalbimizde hissedip birden panikliyoruz. Sevgi de kalpte. Kalpte olan bir şeyin hayata geçme ihtimali beyinde olan bir şeyden çok çok daha fazla. Dolayısıyla sınırsız seviyoruz kendimizi, karşımıza çıkanları, herkesi, her şeyi sınırsız seviyoruz. Yüreği zengin olmayan bir insanın serveti çirkin bir dilencidir güzel dostum. Yüreğin sevgi dolu olsun ve ilk önce orada zengin olalım. Değerlerine sahip, hani kendi değerlerin var ya, hayattaki değerlerin, toplumun değerleri, evrenin değerleri, inançlarının değerleri, değerlerine sahip çık. Değerlerimize sahip çıkmasak arkadaşlar her şey dağılır, her şey tuz buz olur. O değerler bizi ayakta tutan kriterler. Minnettar ol. İfade et. Sana bir insan bir iyilik yaptığı zaman aman havaya mı girer değil mi? Teşekkür et rahatça. Rahatça içinden gelerek gerçekten minnettar ol. Sen minnettar oldukça sana gelmeye devam edecek. Bundan önceki videolarla beraber bu videoda zenginliğin nasıl geleceğini özetlemiş oldum. Yapmanız gereken şey mücadele etmek değil, savaşmak değil. Yapman gereken şey şu an bu videoyu dinlerken aldığın özetler var ya ona arada bir bakmak. Veya bu videoyu 2 güne bir, 3 güne bir arada bir dinlemek ne zamana kadar bilinçaltına yerleşene kadar. Sen farkında olmadan artık o zenginlik sana doğru gelmeye başlayacak. Şimdi sistemi öğrendiniz. Zenginlik sistemini öğrendiniz. Öğrenmemiz yeterli değil. Önemli olan bunun bilinçaltımıza geçmesi. Araba kullanmak gibi. Araba kullanmayı birisi sana öğrettiği zaman hemen trafiğe çıkıp kullanmıyorsun. Bir daha uygulama yapıyorsun. Kendiliğinden oturması lazım. Tıpkı çiçeğin koku salması gibi. Kendiliğinden dağılması lazım. Ben mutluluk peşindeyim demeyeceğiz. Ben boşluğa bırakıyorum demeyeceğiz. Ben çok büyük hedef belirledim demeyeceğiz. Onlar kendiliğinden geliyor olacak. Ve kendiliğinden gelene kadar da biz bunu bir daha bakmış olacağız ki bilinçaltımıza yerleşecek. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir defa sevgi insan oluyoruz. Kalbin çok sevgi dolayısıyla kalbin zenginse zaten zenginsin. Boşluğa bırakıyoruz. Niyet edip boşluğa bırakıyoruz. Mutluluk peşinde koşuyoruz. O mutluluk ne hissediyoruz? Ana amaç ne? Mutluluk. Mutlu olmak istiyorum. Mutlu nasıl olurum dersek zenginlik de gelecek. Dağıtıyoruz. Bolca paramız oluyor. Bolca zenginliğimiz oluyor. Fazla fazla kullanıyoruz. Fazla fazla dağıtıyoruz, yardımsever oluyoruz ve kendimizi aşıyoruz. Düşünmüyoruz, hissediyoruz. Karşımıza çıkan herkese iyilik yapmak istiyoruz. Karşımıza çıkan herkese mutluluk vermek istiyoruz. Karşımıza çıkan herkese ona nasıl para kazandırabilirim, onu nasıl mutlu edebilirim, ona nasıl sevgi verebilirim dediğimiz zaman bize doğru gelmeye başlıyor. Beni böyle sevgiyle dinlediğiniz için arkadaşlar size minnettarım. Ben bunu dediğimde ne hissediyorsan bil ki sen de yarın bir gün birine sana minnettarım dediğinde onlar da onu hissedecek. Onun için lütfen minnet etmekten rahatsız olma. Teşekkür etmekten rahatsız olma. Tebessüm etmekten rahatsız olma. Sevmekten rahatsız olma. Çünkü verdiğin kadar verecekler, minnet ettiğin kadar minnet duyacaklar sana. Sevdiğin kadar sevileceksin. Dağıttığın kadar binlerce katı geri gelecek sana. Öyle değil mi güzel dostlarım? Çok 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 teşekkür ediyorum. Beni böyle sevgiyle, sessizlikle ve içtenlikle dinlediğiniz için lütfen siz olan saygımı kabul edin. Ve lütfen sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Güzel dostlarım, benim güzel yönetmenim Osman Bey dedi ki hocam dedi şöyle şikayetler geliyor. YouTube'a videoları yüklendiği zaman bize haber gelmiyor diyor izleyicilerimiz. Güzel dostlarım, YouTube kanalımıza abone olursanız ve o abone olduktan sonra orada bir zil ibaresi var. Ona tıklarsanız biz her videoyu yüklediğimizde size bildirim gider. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sizin abone olmanız bize de güç katıyor ve bir yandan da size her video yüklediğimizde bildirim gidiyor. Ve siz abone olmakla beraber biliyorsunuz ki bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor.
çoğalır. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır. Biliyorsun ki verdikçe alacaksın. Bu tür videoları beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, dostlarınıza tavsiye ederseniz, abone olursanız tekrar tekrar size minnettar kalırım. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.